Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yine bir korku hikayesi anlatacağım. Ama korku hikayesini anlatmadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Neyse, hemen anlatmaya başlayalım. Sizlere bugün hangi hikayeyi anlatacağım? Bugün korku hikayesi anlatacağım. Hemen başlayalım. Evet, bir gün evdeydik, yaşıyorduk. Mutlu mutlu yaşıyorduk biz. Nenem ve dedem de bizim evde yaşıyordu. Nenem, dedem, annem, babam, abim, ablam, bir de ben. Geniş bir aileydik. Geniş bir aile içinde yaşıyorduk. Aynen, geniş bir aile içinde yaşıyorduk, mutluyduk. Her zaman dedemgile yemek hazırlıyorduk. Ben dedemgile ekmek alıp geliyordum bakkaldan. Gerçekten çok mutluyduk. Ama o mutluluğumuz uzun sürmedi. Bir gün dedem hastalandı. Hastalandığı için de dedemi hastaneye götürdük. Doktor dedi ki, sizin dedeniz kanser olmuş dedi. Biz de panik yaptık, ağlamaya başladık. Ondan sonra aradan birkaç gün geçti ve doktorlar bize çok acı bir haber verdi. Sizin dedeniz kanser olduğu için artık hayatını kaybetti. Artık öldü dedi. Hepimiz ağlamaya başladık. Annem, babam, ben, abim, ablam, nenem, hepimiz ağlamaya başladık. Çok korkuyorduk gerçekten. Çok ağlamıştık, çok üzgündük. Ondan sonra dedemi gittik, bizim evin bahçesindeki mezara gömdük. Gerçekten hepimiz çok üzülüyorduk, gerçekten. Ondan sonra akşam oldu, gece oldu. Ondan sonra hepimiz gidip yatmaya karar verdik. Gidip yatağımıza yattık. Ben de kendi yatağıma yattım, uyuyordum. Ondan sonra birdenbire evin içinden sesler gelmeye başladı. Korkudan aniden yataktan kalktım. Baktım ki evde kimse yoktu. Ben de herhalde yanlış duymuşumdur, herhalde dışarıdan gelmiştir deyip yattım. Ondan sonra bir süre sonra yine ses geldi. Bu ses ise "Kalk, ben geldim. Kalk." dedi. Ondan sonra uyandım, bir baktım ki gözlerime inanamamıştım. O benim dedemdi. Gözleri bembeyazdı. Dedemdi. "Dede, sen ölmemiş miydin? Ne yapıyorsun burada?" diye söyledim. Dedem de bana dedi ki, "Seni öldüreceğim. Artık senin sonun geldi." dedi. Ben de ağlamaya başladım. "Ne yapıyorsun sen? Nasıl mezardan çıktın?" dedim. O da, "Mezardan çıktığımı boş ver. Seni öldüreceğim." dedi. Ben de gidip annemgili uyandırmaya çalıştım. Ne kadar bağırırsam bağırım, uyanmamışlardı. Ondan sonra abim ve ablamı uyandırmaya çalıştım. Onlar da uyandırmadı. Nenemi uyandırmaya çalıştım. Hiçbirisi uyanmadı. Ondan sonra dedeme "Git buradan. Ne istiyorsun benden?" dedim. Ama dedem gitmedi. Ondan sonra "Seni öldüreceğim." dedi. Ben de korkudan odanın kapısını kilitledim. Ondan sonra bir süre sonra dedem yok oldu. Mezarına geri gitti. Ondan sonra ben de hala inanamamıştım. Bu gece hiç uyuyamamıştım. Ondan sonra sabah oldu. Anneme, babama, tüm aileye anlattım. Gece benim yanıma dedemin ölüsü geldi dedim. Onlar da bana inanmadılar. "Yalan söylüyorsun. Neden bize yalan söylüyorsun sürekli? Deden öldüğü için zaten üzülüyoruz. Bir de sen bizi kandırmaya mı çalışıyorsun? Biz üzülüyoruz, biz acı içindeyiz. Sen de bizi kandırmaya çalışıyorsun. Sen de şaka peşindesin." diye bana kızdılar. Ve sonra bana ceza verdiler. Ondan sonra "Bunlar neden bana inanmıyorlar?" dedim. Ondan sonra tekrar akşam oldu. Ondan sonra gece gidip yatağıma yattım. Ama o gece yine dedem gelmişti. "Uyan,
"Uyan, ben geldim," dedi. Ona sonra bir baktım ki yine dedem vardı. Çığlık attım. Ona sonra çığlık atmamla o dedem yine yok oldu, gitti. Ben de "Ne oluyor? Neden her gece benim yanıma dedem geliyor?" dedim. Ondan sonra bir süre sonra, birkaç gün sonra nenem de artık agresifleşmeye başladı. Artık garip birisi olmaya başladı. Neden böyle yapıyordu bilmiyordum. Nenem neden agresifleşmeye başladı? Ondan sonra birdenbire nenem bizle kavga etti. Dedem öldükten sonra nenem bu hale gelmişti. Gerçekten çok kötüydü. "Nene, ne istiyorsun bizden? Neden bu kadar agresifleşmeye başladın? Neden bu kadar garip birisi olmaya başladın?" dedim. Nenem de "Sen kes sesini. Sen benim dedemi öldürdün. Aman sen benim kocamı öldürdün. Ne güzel yaşlı bir adamdı. Ne güzel mutlu mutlu yaşıyorduk. Sen ne istedin ondan?" dedi bana. Ben de "İyi de senin dedeni ben öldürmedim ki," dedim. Ondan sonra nenem de "Hayır, sen öldürdün. Hepsi senin yüzünden," dedi ve beni bir odaya kilitledi. Annem girdi, evde yoktu. Nenemle baş başa kalmıştım. Nenem bana "Neden böyle davranıyordu?" dedim. Ondan sonra kapıyı açtı nenem. "Seni öldüreceğim. Sen benim kocamı öldürdün. Ben de seni öldüreceğim," dedi. Ondan sonra birdenbire gözleri bembeyaz oldu. Bir varlıktı o. "Nene, benden ne istiyorsun? Bırak beni," dedim. "Senin dedeni ben öldürmedim. Yemin ediyorum ben öldürmedim," dedim. Bana da "Hayır, sen öldürdün. Hepsi senin yüzünden," dedi. Ondan sonra benim boğazımı sıkıp beni öldürmeye çalıştı. Ondan sonra kapı çaldı. Ben can havlimle gidip kapıyı açtım. Kapıyı açtığımda ise annem gelmişti. Annem gire dedim ki "Anne, nenem garipleşmeye başladı," dedim. Annem de bana "Yalan söyleme. Yeter artık, bıktık artık senin bu şakalarından," dedi ve bana kızdılar. "Hayır, ben size şaka yapmıyorum. Yemin ediyorum ki agresifleşmeye başladılar. Garip birisi olmaya başladı benim nenem," dedim. Onlar da "Artık bıktık senin şakalarından, yeter artık," dediler ve bana bir ceza verdiler. Beni bir yatağa bağladılar. "Artık birkaç gün boyunca bu yatakta bağlı kalacaksın," dediler bana. Ondan sonra aradan birkaç gün geçti. Gittim şeyin yanına. Ondan sonra dedemin mezarına gittim. Mezarın içini açmaya çalıştım ama mezarı açamadım. Ondan sonra gidip yattım. Ondan sonra yatarken de yine dedem geliyordu. Her gece dedem geliyordu. En sonunda "Artık hocaya söylemenin zamanı geldi," dedim. Gittim hocaya söyledim. "Hocam, benim dedem öldü. Nenem de agresifleşmeye, garip birisi olmaya başladı," dedim. Ondan sonra hoca da bana "Anlaşılana göre sizin eve cinler musallat olmuş," dedi. Yani dedenin mezarına cinler musallat olmuş, dedi. Ondan sonra ben de "Hocam, bunun bir çaresini bulabilir miyiz?" dedim. Ondan sonra hocam da "Bunun bir çaresi var," dedi ve dualar okumaya başladı ve bana suyun içinden bir şey çıkardı. Suda bir şey karıştırdı ve suyun içinden bir muska çıktı. O muskayı bana verdi ve "Bu muska artık senin. Artık bundan sonra Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak," dedi. Ondan sonra ben de evime gittim. Artık nenem de yavaş yavaş normalleşmeye başladı ve artık geceleri dedem artık yanıma gelmiyordu. O günden sonra artık rahat rahat yaşamaya başladık. Hikaye bu kadardı. Daha fazla böyle hikaye videolarının gelmesini istiyorsanız, korku hikayesinin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.